Merhaba tahmindir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın en iyi Android ve iOS oyunları videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Videoyu bolca likelamanızı ve yukarıdan video sonunda bu hafta yayınladığımız videoları izlemenizi rica ediyorum. Ne haber? İyi acı be, ne olsun, takılıyoruz. Kalktık yine sabahın köründe arkadaşlara sırf oyun anlatalım diye. Ama halimizden şikayetçi miyiz? Değiliz. Çünkü hayır, değiliz. Onlar bizi ne kadar çok likelarlarsa, ne kadar çok izleyip yorum atarlarsa biz o kadar çok kişiye ulaşmaya sağ olsunlar, böyle evet. Kemik güzel bir takipçi kitlemiz var. Hepsine çok çok teşekkürler diyorum ve ilk oyunu sana alalım. Hero Defense King. Hero Defense King bu. Şimdi bak. King var. King ne demek? Kral. İşte o kadar. Hero var. Hero demek? Var. Kahraman demek. Kahraman, kral, defansta. Allah'ım i̇şte sen defansa aynen gelsin. Öyle. Camir Yu. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi. Ya Reji senden rica edeceğim. Şuraya bir hero görseli ver ya. Tamam. Şimdi olay şöyle gelişiyor. Siz işte defans yapıyorsunuz. Defans yapıyorsunuz arkadaşlar. Offside yok. Serbest her şey. Gelene geçene defans yapmaya çalışıyorsunuz. Ortalığı korumaya çalışıyorsunuz. Bu kadar oyun. Ya dur, o kadar da şey yapma ya. Şey yapma. Basite indirgeme. Hani hakikaten uzun zamandır şey çıkmıyorduk. Kule savunma oyunu çıkmıyordu. Hani bayağı oluyor önce, biz anlatmayalım. Aynen. Daha önceki videolarımızda yer vermiştik birkaç tane kule savunma oyununa. Uzun zamandır çıkmıyordu. Bu aralar çıkan güzel kule savunma oyunlarından bir tanesi bu. Bir sürü kule var kullanabileceğiniz. 25 tane falan, 25-30 tane arasında farklı kule var. Defans yapmanız için size sunulan. Bu kulelerin seviyelerini arttırabiliyorsunuz. Karşınızda neredeyse farklı farklı birçok düşman var gelen. Ve 150 tane falan yaklaşık bölüm sizleri bekliyor tamamlamanız gereken. Gerçekten kule savunma oyunlarını seviyorsanız denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyorum. Daha fazla da uzatmıyorum. Sıradaki oyun istiyorum. Sıradaki oyun çok uzakta. Bayağı uzakta geçiyor. Space Pioneer isimli bir oyun. Şimdi oyunumuz çok uzak, bayağı uzak. Zaten adından da anlayacağınız üzere uzayda geçiyor. Aynen. Çünkü space var. Uzayda ne yapıyorsunuz? Düşün, seni uzaya bıraktım. Uzaya giderken yanında götüreceğin 3 şey yaz yorumlara, gereksiz. Ben kimseye götürmezdim abi. 3 şey dedim zaten. 3 şeyi götürmem. Telefon götürsem çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Elektrik yok, bir şey yok. Gora'da çalışıyordu abi. Nerede? Gora'da çalışıyordu. Sucuk. Gora'da sucuk ağacı vardı. O sucuk ağacı gerçek olsaydı sucuğun kilosu bu kadar pahalanmazdı zaten. Hayır, yalnız şöyle bir şey var ya. Sucuk da dedik şimdi. Oruç tutanlara da bir oruç, şey oruç, yaptık. Kusura bakmayın gençler. Sabah sabah. Space Pioneer'da arkadaşlar ne yapıyoruz dediği gibi Ozan canım. Uzaydayız. Galaksilerde farklı gezegenler arasında dolaşıp duruyoruz. Ben şeyi beğendim. Ne? Şimdi yürüyorsun. Boğazım şey oldu, kötü oldu, bir dakika. Ne diyorlar böyle durumlarda biliyor musun? Kardeşim serik öz getir, yengenin boğazı yandı diyorlar. Devam. Margileci muhabbetimizi de yaptık. Oruçluyuz. Abi ne yapayım, tamam. Sucuk muhabbeti dönüyor. Ne yapayım şimdi? Nargile içmem, siz de içmeyin arkadaşlar. Nargile muhabbeti çeviriyorum, belki içen var aralarında. Ya tamam, olabilir de bir onlar mı oruçlu? Biz de oruçluyuz, hani kendi aramızda yapıyoruz böyle şeyler. Yapacak Allah bir şey yok. Allah. Neyse. Evet, daha bir de sabahın körü yani saat. Doğru diyorsun, haklısın. Allah Allah, kahvaltı yapamıyoruz sonuç olarak şu an değil mi? Şeyi beğendim. Yok, yiyorsun sen. Neyse ya. Yapamıyoruz sonuçta diyor. Evet arkadaşlar, uzayda gezegenler arası geziyorsunuz ama gezegenler arası gezerken böyle bir anda karşınıza bam diye çıkıyor canavarlar ve ben açıkçası bunu beğendim. Yani beklemediğiniz bir yerden bam diye çıkıyor. Biraz Crysis'teki o hani gizli zırh var ya, gizli zırhlar sizin işte zırhınızı çalıp kopyalıyorlar falan, sonra onlar da gizli gizli takılıyorlar falan. Aynı ona benzer bir durum yani, görmüyorsunuz, bir anda karşınızda böyle bir sürü canavar oluyor ve siz aynen onları öldürüp yolunuza devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Kullanabildiğiniz böyle el bombası, onun ekstra olarak bir machine gun turret, yani şey kulesi, makineli kulesi falan koyabiliyorsunuz sağa sola. Bunlar yardımıyla size verilen görevleri tamamlayıp bölümleri bitiriyorsunuz. Base'inize geri dönüyorsunuz. Base'inize geri döndüğünüz zaman bölümde yaratıklardan çıkan itemlar sayesinde karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Karakterinizin yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Tekrar yeni görevlere, maceralara atılıyorsunuz. Farklı farklı gezegenler, farklı farklı uzayın derinliklerinde yeni yeni yerler keşfediyorsunuz. Gerçekten çok keyifli bir oyun olmuş diyorum. Sıradaki oyunu istiyorum. Mercs of Boom. Mercs of Boom mu oluyor? Evet. Sana bir şey diyeyim mi? De. Ben unuttum bu oyunu. Hatırlıyor musun sen? Ben de unuttum. Ben denemiştim arkadaşlar, unutmadım tabii ki. Anlatacağım zaten, bir yandan izliyorsunuz.
aranızda hani zamanında hani oğlum, genç... Sen nasıl bir adamsın ya? Ne yapıyor şimdi? Allah Allah, goy goy yapmadan da geçmiyor şimdi. Fırlatmaya bir şey fırlatın şu kafasına ya. Neyse. Arkadaşlar hani zamanında hala hatta çok popüler olan bir oyun var. Fallout var biliyorsunuz. Fallout serisinin ilk oyunlarında neydi olayımız? Dünyaya bir nükleer bomba düşüyordu. Siz de buna bu nedenle sığınaklara çekiliyordunuz falan. Daha sonrasında aradan geçen uzun yıllardan sonra dünyanın yüzeyine çıkıp çözmeniz gereken şeyler vardı. Bulmacalar vardı. Buna ek olarak yapmanız gereken görevler vardı. Merge of Boom'la buna benzer bir hikayeye sahip ve aynı Fallout'ta olduğu gibi sıra tabanlı bir strateji oyunu. Dünyaya nükleer bombalar atılıyor. Dünya daha sonra uzun yıllar sonrasında yeryüzüne çıkıyorsunuz. Kardeşim strateji oyunu değil o. Yukarıdan bakmalı oyun. Tamam, yukarıdan bakmalı oyun. Takımınızı kuruyorsunuz. Takımınızda bir sniper olabiliyor veya gerçekten ağır zırhlı bir pompalı tüfek kullanan abi olabiliyor. Bu karakterlerin silahlarını geliştirebiliyorsunuz. Bölümlerde evet. Topladığınız eşyalarla vesaire. Evet. Vesaire. Size verilen görevleri tamamlıyorsunuz. Gerçekten daha önce Fallout oynadıysanız veya Fallout tarzı sıra tabanlı oyunları seviyorsanız oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi, çok keyifli bir oyun, ben sevdim, tavsiye ediyorum diyorum ve sıradaki oyun istiyorum. Mobu 2. Mobu. 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 Mobu deyince aklına ne geliyor? Abi Mobile of Legends falan bir şey geliyor. Benim aklıma bir şey gelmiyor, tamam. Peki. Bugün ne biçim bir adam oldu bu ya? Abi ne bileyim ya, bugün böyle bir goy goy yapasım var sürekli, hiç gereksiz. Mobu. Senin oruç kafana vurdu galiba sabah sabah. Daha aslında erken de ya, ilerleyen saatlerde ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi Mobu, biri vardı Mobu'nun, ikisi olduğuna göre. Tebrik ediyorum, gerçekten yapılabilecek en güzel açıklamayı yaptın. Yani hakikaten arkadaşlar, videoyu kapatmayın, ben özür diliyorum kendisinin adına. Ya harbiden herif... Şimdi Mobu iki arkadaşlar. Mobu da bir tane şeysiniz, maymun mu desem, orangutan mı desem, muzların peşinde sallanıp duruyorsunuz. Yine muz dedik bak. Abi bu benim suçum değil abi. Neyse, Mobu'da bir orangutansınız. Bu orangutanı şekilden şekle sunup sokabiliyorsunuz yani, kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve farklı yani single player modu olduğu gibi bu oyunun. Çoklu oyuncu modunda da... Niye single player'da çoklu oyuncu? Multiplayer diyeceksin o zaman kardeşim. Ya baştan tek kişilik oyunculuk tek diyeceksin ya. Tek kişilik oyuncu hikaye modu var arkadaşlar. Bölümleri geçmek için sallanıp duruyorsunuz, muzları topluyorsunuz. Veya Ozancan'ın dediği gibi çok kişilik oyuncu modu da var. En güzel yanı zaten oyunun bu arkadaşlar. Evet. Eğer ki böyle Facebook veya farklı bir sosyal medya hesabınızla oturum açarsanız aynı anda bu daldan dala sallanıyorsunuz dedim ya, ağaçlardan, dallardan, hatta taşlardan ip atıp sallandığınız oyunda toplam 3 arkadaşınız ve siz 4 kişi olarak yan yana kapışabiliyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Ozancan senle bunu kurup oynayalım. Oynayalım. Ve arkadaşlar sıradaki oyunumuz Football Empire. Bak şimdi bu oyun menajer severleri ve City Life tarzı böyle şehir tarzı oyun, şehir kurma tarzı oyun sever arkadaşları çıldırtacak bir oyun. Niye çıldırtacak? Çünkü ya, oyunda hem şehir kuruyorsun. Aha. Dur önce baştan. Tamam, şehir diyeyim. Hem şehir kuruyorsun. Ya şehir demeyelim ama. Yani şehir dediğin futbol kulübün, şehri kuruyorsun bildiğin. Yani şu anda izlediğiniz gibi her şeyi yapabiliyorsunuz oyunda. Altyapı. Ondan sonra menajerlik yapıyorsunuz. Oyuncuları işte böyle güncelleyebiliyorsunuz. Oyuncuları bildiğiniz yönetebiliyorsunuz. Maça çıkıyorsunuz, tam bir Yılmaz Vural gibisiniz yani. Yılmaz Vural da biliyorsunuz her şeye karışıyor. Şeyi hatırlıyor musun? Liverpool'un teknik direktörünü hatırlıyor musun? Yok. Dur bekle, gelecek. Geldi Jürgen Klopp'tu yanlış hatırlamıyorsam. Jürgen Klopp yani. Klopp. Jürgen Klopp. Klopp muydu? Klopp. Evet. Klopp'tu galiba. Jürgen Klopp abi. Nereye yürüyor abi? Jürgen. Nereye yürüyor bilmiyorum da bu adam Liverpool'un maçında sonuç olarak şöyle bir durum söz konusu. Evet. Hani siz bu Ozancan'ın dediği gibi kulübün binalarını kurarken, futbolcuları eğitirken, maçlara çıkarken Jürgen Klopp sizin yapmanız gereken, daha iyi bir menajer olmak için yapmanız gerekenleri eş zamanlı olarak size anlatıyor. Oyunda bir yardım böyle, modu da var. Bam diye çıkıyor böyle soldan. Böyle bakıyor size. Ben böyle. Zaten kendimi kanıtlamışım diyor. Sen de bunları yaparak benim geçtiğim yollardan geçerek diyor iyi bir menajer olabilirsin diyor. Vallahi ben oyunu beğendim. Özellikle menajer severler falan oyunu bence çok daha fazla beğenecekler. Menajer tarzı oyunlar sevenler. Artı City Life tarzı oyun sevenler yine. Bu, ya zaten o şeyi bayağı beğenecek farklı oyunu. Güzel bir olay abi. Kulübün her şeyine müdahale edebilmek, evet. Binalar yapabilmek, altyapıyı geliştirebilmek, yeni stadyumu genişletebilmek veya ne bileyim yeni mağazalar açıp ürünlerini satmak falan derken bayağı şey geniş kapsamlı bir. Şu anda bir karar verdim. Şu anda verdim bu kararı. 6 tane oyun tanıtacağım abi.
Şu anda karar verdim yani. Nasıl 6 tane? Bir oyun daha var. Benim şu an kendim oynadım. Şu, bu haftanın mobil oyunu değil. 1-2 hafta oluyor çıkalı ama harbiden güzel bir oyun. Tavsiye onu da edeceğim. Tanıtacaksın. Şeyden önce mi yapacaksın, şeyden sonra mı yapacaksın? Bonusu verelim sonra yapalım. Tamam, ver abi. O zaman haftanın bonus oyunu geliyor arkadaşlar. Haftanın bonus oyunu Royal Blood. Blood, kan. Evet, kanlı manlı. Şimdi... Sevmedim. Böyle kanman olduğunu ben sevmiyorum. Barış olsun, herkes birbirine sarılsın, sevişsin, böyle sevsin birbirini. Güzel ben güzel. Bayıldım bu oyuna. Niye? Neden bayıldım? Çünkü sende sıkıntı var. Ya üstten bakmalı böyle bol aksiyon içeren oyunları zaten seviyorum. Hani biz bunlara şey diyoruz ya böyle WoW veya Diablo tarzı. Hani ikisi bir arada gibi bunda. Çünkü MMORPG olarak adlandırdığımız oyunlardan bir tanesi. Oyunun güzel olan yanı şu. Farklı seçebileceğiniz 4 tane karakter var. Savaşçı, uzun menzilli, ok yay falan atan bir abimiz var. Bunun dışında bir tane büyücümüz var. Bir de Bard var. Bard neydi? Bu herhalde şey modu. Hayvanları falan böyle kontrol eden bir tip var. Bu karakterleri geliştirebiliyoruz. Karakterlerle bize verilen görevleri yerine getiriyoruz. Ve bunu gerçek zamanlı olarak yapıyoruz. Böyle sıra tabanlı falan değil. Oyunun en canlı noktalarından bir tanesi abi. Bir şey var. 3'e 3 böyle gerçek zamanlı olarak savaş arenalarında yer alabiliyoruz. Bir de seçtiğimiz oyunda 2 tane farklı klandan bir tanesine girdiğimiz zaman klanlar arası savaşlar oluyor. Bu klanlar arası savaşlarda 70'e 70 abi. Bak 70'e 70. Online olarak kendimizi kavganın, savaşın içerisinde buluyoruz. Parayı basmışlar server'a. Parayı server'a basmışlar ve geldik şimdi benim size önereceğim oyun. Ne önereceğim merak ettim. Son günlerde bayağı sardı oyun beni bu arada. Oyun bu hafta çıkmadı, onu da söyleyeyim. Özellikle bizim bu hafta tanıttığımız oyunlara gelip abi şunu da tanıtsanız, bunu da tanıtsanız diyen arkadaşlara aynen yorumlar oluyor. Gidecek bir şey bu. Ne kurdun abi? Abi Smartphone Tycoon. O ne abi? Efsane bir oyun. Çok beğendim bu oyunu. Şey yapıyorum. Kendiniz akıllı telefonunu kendi akıllı telefonunu yapıyorsun. Yani sen bir akıllı telefon üreticisisin ve her şey var oyunun içinde. Telefonun tasarımından kamerasına. Bak ben bunu bilmiyorum. Kamerasından işlemcisine ve telefonun fiyatına kadar her şeyi kendiniz belirliyorsunuz. Karşıdan üretileceğini de kendiniz belirliyorsunuz. Reklamlarını da veriyorsunuz ve sonra satıyorsunuz. Oyunda tabii eksikler var. Buradan yapımcıya yapımcı demek istiyorum. Neden? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Mesela bir tane model üretiyorsun. Modelden işte atıyorum 20 bin tane üretim yapıyorsun. Model satışı oluyor, bitiyor model satışı. Daha sonrasında aynı modelden tekrar üretemiyorsun. İzin vermiyor. Yani tekrar bu modeli işte bir 20 bin tane daha üret diyemiyorsun. İlla diyor ki yenisini üret kardeşim. Yeni bir telefon çıkartıyorsun o zaman. Bu saçma. Bana saçma geldi. Çentik ben bunu koyuyorsun telefonlara. Çentik koymak için maalesef ekstra para istiyor oyun. 11 lira bilmem kaç kuruş. Bak böyle oldu mu canım? Öyle sıkıyor. Bir şey. Uygulama satın alma var. Öyle bir saçmalık var yani. O biraz can sıkıyor işin aslı. Onun dışında bir şey daha var. Kendi yazılımınızı da yine oyunun içinde geliştirebiliyorsunuz. Bu da farklı bir güzel bir detay olmuş. Yazılımınızın popülerliğine göre ilerliyorsunuz. Ofisinizi büyütüp yeni çalışanlar alabiliyorsunuz. Böyle güzel şeyler var. Güzel. Oyunu bayağı beğendim arkadaşlar. Sizin de seveceğinizi düşündüğüm için söylemek istedim. O zaman videoyu bolca beğenelim ve haftaya görüşmek bayramın üzere. İkinci günü oluyor. Öyle mi oluyor? Bugün. Evet. Evet. Sizlerle cuma, birlikte evet. Olmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.